Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlere 8. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı sorularını paylaşacağım. Şimdi biliyorsunuz artık yazılılar bundan sonra açık uçlu olarak sorulacak. Açık uçlu demek klasik olacak. Yani test sorusu ve şıklı olmayacak arkadaşlar. Ben de bununla ilgili soruları hazırladım. Şimdi hep beraber çözeceğiz. Hem yazılı sorularını çözeceğiz. Yazılı sorularını çözerken bir nevi konu tekrarı da yapmış olacağız. İlk soruyla başlayalım. 1350 sayısının asal sayıların üstü çarpımı 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b çarpı 5 üzeri c şeklindedir. Buna göre a artı b eksi c ifadesinin değerini bulunuz. Öncelikle bize bir sayı verilmiş. Bu asal çarpanlarına ayrılmış. Şurası da asal çarpanların ayrılışı şeklinde yazılışıdır. O zaman biz de onu yapalım. 1350'yi asal çarpanlara ayıralım. Bir sayının asal çarpanlara ayrılmasını sorduğunda çizgi çekiyoruz ve sağ tarafına en küçük asal sayı 2'den başlayarak bölüyoruz. Zaten burada 2, 3, 5 dediği için bu sayılar olmak zorunda. 2'ye bölelim. 1350'nin yarısı 60 675 mi? 2 kere 5 10, 2 kere 7 14 15, 2 kere 6 12 13. Tamam. Bir daha 2'ye bölünmüyor. 3'e bölelim. 3'e bölersek 225 mi? 3 kere 5 15, 3 kere 2 6 7, 3 kere 2 6 tamam. 3'e bölünüyor mu? Evet, bir daha 3'e bölelim. 7 15 5 75, 3 kere 5 15, 3 kere 7 21 22. Evet, bir daha 3'e bölünüyor. 25. Sonra artık 5'e bölüyoruz. 5, 5'e bölüyoruz. 1. Şöyle bakarsak 2'den bir tane var. Yani şöyle 2 üzeri 1 çarpı 3'ten kaç tane var? 3 tane var. 3 üzeri 3 çarpı 5'ten kaç tane var? 2 tane. 5 üzeri 2. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Biz A sayısı 1, 1 artı B sayısı kaç? 3, 3 eksi C sayısı kaç? 2. Şimdi bunun sonucunu bulalım. 1, 3 daha 4. 4'ten 2 çıktı. 2. Birinci sorunun cevabı 2 olacak. Gelelim ikinci soruya. Bir öğretmen aşağıda verilen kartların üzerinde yazan sayılardan pozitif çarpan sayısı tek olanları öğrencilerine veriyor. Buna göre geriye kaç adet kart kalır? Pozitif çarpan sayısı yani tek olanları öğrencilere veriyor. Geriye kalanları soruyor. Şimdi çarpanları nasıl bulurduk? Mesela şimdi 24'e bakalım. Şurada 24'ün çarpanlarını şöyle iki tane dal ayırıyorduk ve çarpımı 24 olanlar diye yazıyorduk. 1 kere 24 24, 2 kere 12 24, 3 kere 8 24, 4 kere 6 24. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buranın 8 tane çarpanı var. Bu çarpan adedi çift olmuş oluyor. Mesela yanında 36 var. Bir de 36'ya bakalım 1 kere 36 36, 2 kere 18 36, 3 kere 12 36, 4 kere 9 36, 6 kere 6 36. Şimdi bunun çarpanlarını sayarken aynı olan sayıdan birini çiziyoruz, diğerini alacağız. 2, 4, 6, 8, 9. Burada da 9 tane var. Bakın bu 9 sayısı nedir? Tek. Ha, buradan şöyle bir kanıya varacağız arkadaşlar. Diyeceğiz ki bu 36 aynı zamanda bir tam kare sayıdır. Tam kare sayı ya da karesel sayılarda deniyor. Tam kare bir sayı. Hani 36 nereden geldi öğretmenim? İşte 6 kere 6 36 ya. Bu tür bir sayının tekrarlı çarpımı, kendisiyle tekrarlı çarpımı başka bir sayı verdiğinde o sayı tam kare ya da karesel sayılar oluyordu. Dolayısıyla şimdi o zaman karesel sayıların çarpan sayısı hep tekmiş. 36 bir karesel olduğu için bununki tek. 81 bir karesel sayı. 9 kere 9'dan bunun çarpan sayısı tek. Geri kalanların çarpan sayısı çifttir arkadaşlar. Şimdi zaten o tek olanları öğrencilere veriyor. Bu ikisini verdiği zaman geriye 1, 2, 3. Geriye arkadaşlar 3 adet kart kalıyor. Yani sorumuzun cevabı 3 olacak. Burada da pozitif çarpan sayısı tek olanların tam kare yani karesel sayılar olduğunu da öğrenmiş olduk. Gelelim 3. soruya. Hatta 3 ile 4'ü aynı karenin içinde alalım. Şöyle.
60 litre çamaşır suyu ile 72 litre bulaşık deterjanı aynı büyüklükte şişelere, büyüklükteki şişelere birbirine karıştırılmadan konulacaktır. Bu iş için en az kaç şişe gereklidir? Şimdi bakın, bu problem kalıbını hatırlamışsınızdır. Şöyle böyle büyük büyük, böyle iki tane büyük, birisi 60, birisi 72 litrelik çamaşır suyu ve deterjanlar var. Biz bunları böyle küçük küçük şişelere paylaştıracağız. Büyük parçaları küçük parçalara eşit bir şekilde pay ettiğiniz zaman bu soru kalıbı EBOB soru kalıbına girer arkadaşlar. O yüzden 60 ile 72'nin EBOB'unu bulacağız. Şurada 60 ile 72'nin EBOB'unu bulalım. EBOB'unu bulurken yine asal çarpan ayırma gibi çizgi çekip sağ tarafına en küçük asal sayıdan bölüyoruz. 60'ı 2'ye böl 30, 72'yi 2'ye böl 36, 30'u 2'ye böl 15, 36'yı 2'ye böl 18. Hala 2'ye bölünen var. 15 bölünmez aşağı iner. 18'i 2'ye böl 9. Sıradaki asalımız 3. 15'i 3'e böl 5, 9'u 3'e böl 3. Sonra 3'ü 3'e böl 1, 5 aşağıya iner. Buraya 5 yazalım. 5'i 5'e böl 1. EBOB demek her ikisinde bölenleri yuvarlak içine alacağız. Bu 2 60 ile 72'yi böldü. Bu 2 30 ile 36'yı böldü. Bu 2 ikisini bölmedi. Ama bu 3 15 ile 9'u böldü. Bu 3 sadece birini böldü, bölmedi. Evet, bunları bir çarpalım. 2 çarpı 2 çarpı 3. 2 kere 2 4, 4 kere 3 12. Şimdi öğretmenim, bu 12 nedir derseniz, bu 12 aslında bir şişe. Bir şişe miktarıdır. Bir şişenin alacağı 12 litredir. Bize şişe sayısını soruyorsa bunları ayrı ayrı da bölebiliriz. Yani 60'ı, 60 litreyi 12 litreye bölersek kaç tane şişe elde ederiz? 5 tane. Yine 72'yi 12'ye bölerseniz 6 tane burada şişe elde edersiniz. 5 artı 6'yı da topluyorsunuz. Toplamdaki şişe sayısını soruyor. 11 şişe. Cevabımız arkadaşlar 11 şişe olacak. Gelelim 4. soruya. İstanbul'dan İzmir'e 30 dakikada bir, Ankara'ya 45 dakikada bir otobüs kalkmaktadır. Bu iki otobüs aynı anda 15.00'da hareket ettiğine göre bir sonraki birlikte hareket saati kaç olur? Bu tür zaman problemleri arkadaşlar ekok problemleridir. İşte birisi 30 dakikada bir, biri 45 dakikada bir hareket ediyor. Ama öyle anlar geliyor ki belli bir dakika sonra, belli bir zaman sonra bunlar buluşuyorlar. O geçen sürede aynı anda hareket ediyorlar. Şimdi biz işte o aynı anda hareket etmeleri için gereken süre ne kadar? Yani kaç dakika sonra aynı anda yan yana hareket ederler, onu bulacağız. Buradaki sorularda hep bu dakikaların ekoku bulunur. Yani 45 ile 30'un ekokunu bulacağız. Nerede bulacağız diye düşünüyorum. Yer ayırıyorum. Şu üst tarafa yazıyorum arkadaşlar. Oradan bakalım. 30 ile 45. 2'ye bölelim. 15. 45 2'ye bölünmez, iner. Sıradaki asalımız 3'e bölelim. 5. 3'e böldük. 15. 3'e böldük. 5. 5. Sonra 5'e böldük. 1. 1. Bu bir, bu sefer ekokta bu birler buluncaya kadar, sonra kadar indik. Bu sefer bunların hepsini çarpacağız. Şu gördüklerinizi 2 çarpı 3 çarpı pardon 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. 2, 3, 3, 5. 2 kere 3 6, 6 kere 3 18, 18 kere 5 90. Nedir bu öğretmenim? 90 dakika. Yani her 90 dakikada bir, bunlar aynı anda yan yana gelirler arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu 90 dakikayı bir de saate çevirirsek 1 saat 60 dakikadır. O zaman 1,5 saat. 1,5 saat eder. İlk 15'te olduğu için bir sonraki hareketi sorarsa 15.00'ın üstüne ne ekleyeceğiz arkadaşlar? 1,5 saati ekleyeceğiz. 15'in üzerine 1,5 eklersek ne eder? Saat 16.30. Doğru mu arkadaşlar? Evet. 1,5 15.00, 1 saat daha 16. 16.30 derken öğretmenim, şimdi yazılı şekliniz yanlış olacak. Tamam, orada bir sıkıntı yapmayalım. 16.30 olacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim, biz en iyisi böyle yapalım. Şöyle bir dakika, böyle bir de kafanız karışmasın diye söyleyelim. Yani 15.00'ın üzerine 90 dakika 1,5 saat koyarsak, 1,5 saatten kastımız 60, bir de 30. 60 1 saat koyarsan 16, bir de 30 koyarsan 16.30. Yani birlikte hareket saatimiz en son 16.30 olacak arkadaşlar. Evet, bu sorunun cevabı da bu şekilde. Geçelim 5. soruya. Bakalım.
Şimdi aralarında asal iki sayının çarpımı 60 ise bu sayıların toplamı en az kaçtır? Sayıların aralarında asal olmaları için ortak bölenlerinin 1 olması lazım. 1'in dışında başka sayı olmayacak. Mesela 3 ve 5. Bu ikisinin birden başka ortak böleni yok. O zaman aralarında asaldır. Ama mesela 3 ve 9 desek, bu ikisinin birden başka 3 de var ortak bölenler. O zaman bunlar aralarında asal değildir. Tamam. Şimdi iki sayının çarpımı 60 dediği için çarpımı 60 olan sayılara bakacağız. Nedir o? 1'e 60, 2'ye 30, 3'e 20, 4'e 15, 5'e 12, 6'ya 10, 7, 8, 9, 10. Tamam, bu kadar. Çarpımı 60 olan iki sayıları bulduk. Şimdi aralarında asallara bakalım. 1 ile 60 aralarında asal, 2 ile 30 aralarında asal değil. 3 ile 20 aralarında asal, 4 ile 15 aralarında asal, 5 ile 12 aralarında asal, 6 ile 10 aralarında asal değil. Yalnız bu sayıların toplamı en az dediği. En az dediği için şu alttaki, en alttaki seriyi alıyoruz. Yani şu seriyi alıyoruz en az çıkması için. 5 ile 12'yi toplarsak cevap 17'dir arkadaşlar. En çok deseydi 1 ile 60'ı alıp toplardık, 61 çıkardı. Evet, gelelim 6. soruya. Bu bir üssü sayılar sorusu. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi bakın, burada negatif kuvvetler var. Negatif kuvvetleri kısaca bir hatırlayalım. Mesela 2 üzeri eksi 3 bize sorulsun. Şu eksi takla eksisi, yani rasyonel yapıyoruz onu. 1 bölü 2 üzeri 3 diye yazıyorduk arkadaşlar. O da açarsak 1 bölü 8'dir diyoruz. Tabii negatif olanlarda önce tek mi çift mi gibi sorular soruyorduk. Şimdi burada bu tabandaki sayılarımız 1 olduğu için, bakın hep 1'in kuvvetlerini ele aldığı için buradaki sonuçlarımız ya artı 1 çıkacak ya eksi 1 çıkacak. 1 dışında farklı sayılar olsaydı bu şekilde rasyonel sayılar olacaktı, onları bulacaktık. Şimdi geçelim. Önce işarete bakalım. Negatif bir sayı oluyor eksi 1 parantezin içinde. Üzerindeki 100 çift olduğu için bunun işareti artı. Bu yalancı parantez diyoruz. Çünkü şurada herhangi bir sayı yok bakın. Olmadığı için parantezsiz kabul ederek öndeki eksi işareti çakılı eksi olarak alıyoruz. Bunun işareti eksi olacak. Bu da gene bir yalancı parantez. Bunun üzerinde herhangi bir sayı yok. O yüzden parantezsiz kabul ederek bu sayıda öndeki eksi çakılı eksi olduğu için bunun işaretini eksi alacağız. Şimdi işaret olaylarını bitirmek için bakalım. Şimdi şöyle yapalım. Bu artık 1 olacak. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir ya. Burası artı 1 olacak. Evet. Çarpı. Burada artık eksi dediğim gibi sonuçlandırdık ki, o zaman bu da eksi 1 olacak. Ve son olarak bu da eksi 1 çıkacak. Ne yaptık? Tek mi çift mi diye sorgulayarak işaretlerini belirledik. Öğretmenim, burada siz eksi 100, eksi 99 hiç bunlara bakmadınız. Bakın, bu sayı 1 olduğu için 1'in, şuraya yazayım ben sizi. 1'in 100. kuvveti de 1'dir. 1'in eksi 100. kuvveti de 1'dir. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. O yüzden farklı bir sayı çıkmayacaktı. Sadece ya artı 1 ya eksi 1 çıkacaktı. Onun için işaretlerini yokladık. Şimdi bunları belirledikten sonra bundan sonra klasik çarpacağız. Artı ile eksiyi çarparsanız eksi 1, bunlar gitti. Sonra eksi 1 ile diğer eksi 1'i çarparsak artı 1. Bu sorunun cevabı da artı 1 çıkacak. Gelelim 7. soruya. Evet. Bakalım. Yukarıda verilen üslü ifadeleri küçükten büyüğe sıralayınız demiş. Bakıyoruz şimdi. Öncelikle bunların bir değerlerini bulmamız lazım. Yani bunlara bir denk olan ifadeleri bulmamız lazım. Şimdi A ile başlayalım. Eksi 2'nin eksi 3. kuvveti. Önce bir işaretine bakalım arkadaşlar. Negatif bir sayının parantez içinde üzerindeki 3 tek olduğu için işaret eksi. O eksi. Sonra bu eksi 3'ün eksisi takla attırıp, yani rasyonel yaptırıyor. 1 bölü 2 üzeri 3 diyoruz. Bir daha söylüyorum. Parantez içindeki sayı eksi olduğu için üzerindeki 3 tek. Bu tekten dolayı işaret eksidir. Sonra eksi 3'ün eksisi de takla attırıyor. Yani 1 bölü 2 üzeri 3. Yalnız bu 3'ü yaparken artık bu 3 artı 3'e dönüşüyor. Bunu şu tarafına yazalım tekrar. Eksisi duruyor. 1 bölü 8.
Yani eksi 1 bölü 8'dir a. B'ye gelelim. Bakın B'nin üzerinde 3 var. Yine negatif bir sayının tek kuvveti bir kere işaret olarak eksidir. 2'nin üçüncü kuvveti de 8'dir. Buradaki 3 artı olduğu için takla atıp rasyonel yapmıyoruz. B'de eksi 8 çıktı. C'ye gelelim. C bakın 2 pozitif olduğu için işaret bir kere artıdır. Burada hiç tek mi çift mi diye sorgulanıp işarete bakılmaz. Çünkü tabandaki sayılar pozitifse sonuç hep pozitiftir. Ha, bu üstteki eksi 3 takla eksisidir. Yani 1 bölü 2 üzeri 3. O 3 taklada artı 3'e dönüştü. O da gene artı 1 bölü 8. Diğerine bakalım. Yine pozitif sayının kuvvetleri ne olursa olsun işaret hep artıdır. 2'nin 3. kuvveti de 8'dir. Evet. Şimdi bunları böyle yaptık. Küçükten büyüğe sıralayalım dedik. Negatifler en küçük olacak. Şimdi eksi 1 bölü 8 mi küçük, eksi 8 mi daha küçük diye bir bakalım. Şimdi bir sayı doğrusu düşünsek. Hani 0, eksi 1 böyle gitsek. Böyle eksi 8 buralarda. Bakın eksi 8 daha solda kalıyor. Eksi 1 bölü 8 dediğimiz şey şu aralarda bir yerlerde de eksi 1 bölü 8 vardır. Ne demiştik? Sola doğru gidince küçülür, sağa doğru gidince büyür. Dolayısıyla eksi 8, eksi 1 bölü 8'e göre daha küçüktür, daha soldadır. O yüzden B küçüktür. Sonra kim geliyor sırada arkadaşlar? A geliyor. Sonra devam edelim. Burayı anladık değil mi? Birisi eksi 8, birisi eksi 1 bölü 8. Eksi 1 bölü 8, eksi 1 ile 0'ın arasında. Daha sağda eksi 8, eksi 8 tamdır, daha solda yer alıyor. O daha küçük. Gelelim şuraya. 1 bölü 8 mi 8 mi? Zaten 1 bölü 8 kesir, basit kesir olduğu için sıralamada C olacak. Ve bunların içinden en büyük zaten 8 tamdır, D'dir. Evet, bu sorunun cevabı bu şekilde. Gelelim 8. soruya. İşleminin sonucu kaçtır? Sonucu 2'nin kuvveti olacak şekilde yazınız. Bakın burada üssün üssü var. Çarpma var, bölme var. Hepsi bir arada. 3 konuyla birlikte değineceğiz şimdi. Öncelikle üstün üstüne bakalım. Sonucu 2'nin kuvveti dediği için bunların hepsini 2 tabanında yazalım. 4 2'nin ikinci kuvvetidir. 2'nin ikinci kuvvetinin eksi 3. kuvveti çarpı 64 2'nin 6. Şu çarpı bu arada. 2'nin 6. kuvvetinin ikinci kuvveti bölü 16 2'nin 4. kuvvetidir. 2'nin 4. kuvvetinin 2. kuvveti çarpı 4 2'nin 2. kuvvetidir. 2'nin 2. kuvvetinin 3. kuvveti. Önce hepsini bir kuvvetin kuvveti konumuna yazdık. Şimdi öğretmenim bunları siz nasıl yazdınız? Artık bunu bileceksiniz. 4 2'nin 2. kuvveti, 16 2'nin 4. 64 2'nin 6. kuvveti. Bunları bir şekilde bileceksiniz. Hani şöyle 1 2 3 4 5, 6, 7. Mesela şimdi bak bu 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. 32 kere 2 64. 64 kere 2 128. Şimdi bunun cevabı kaç çıktı? 128. Bu kaçıncı kuvvet oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu mesela 2 üzeri 7 demekmiş. Bunun gibi. Geçelim burada. Üstün üstünü çarpıyoruz. 2 duruyor. 2 ile eksi 3 çarp. Eksi 6. 2 üzeri eksi 6 çarpı 6 kere 2 12, 2 üzeri 12. Üstün üstleri hep çarpılır arkadaşlar. Hep çarpılır. Evet. Bu da 4 kere 2 8, 2 üzeri 8 çarpı 2 kere 3 6, 2 üzeri 6. Evet, çizgi burada yamuldu. Şimdi bunları hep yaptık mı? Yaptık. Şimdi şeye geldik. Çarpma işlemi. Tabanlar aynı olduğunda üstler toplanır. Ortak taban 2 yazılır. Eksi 6, 12 daha. Bunlar zıt işaretli sayılar olduğu için toplarken birbirinden çıkarıyoruz. 12'den 6 çıktı. 6. Büyük sayı 6 olduğu için artı 6 bölü. Yine ortak taban 2 yazılır. Tabanlar aynı olduğunda üstler toplanır. 8 ile 6'yı topla. 14. 2 üzeri 14. Evet. Şimdi bölme işlemi. Tabanlar aynı olduğunda şunu yapıyorduk. Ortak tabanı yazıyorduk. Üsttekinin üstünü yazıyorduk. Alttakinin işaretini değiştirerek bunun yanına getiriyorduk. Bir daha söylüyorum. Bölme işlemini yaparken tabanlar ortak taban olduğu için yazılıyor 2. Üsttekinin üstü yazılıyor. Alttakinin üstü işaret değiştiriyoruz. Hatta bunu şöyle deniyor. Çıkarma deniyor da o çıkarmada hep kafaları karıştığı için ben şöyle anlatıyorum. Alttakinin üstünün işaretini değiştirip
üsttekinin üstünün yanına getirin. Şimdi ortak taban 2. Bu artı 6 eksi 14. Yine zıt oldukları için birbirinden çıkacak. 14'ten 6 çıktı. 8. Büyük sayı eksi olduğu için, 14'ün önünde eksi olduğu için sonuç eksi oldu. 2 üzeri eksi 8 diyoruz. 8'in sorunun cevabı da 2 üzeri eksi 8 olacak. Geçelim bir diğer soruya. 9 ve 10. sorular artık. Son iki soruya girdik. Bakalım. Şeklinde çözümlenen ondalık sayıyı yazınız. Şimdi çözümleme yazarken şöyle sayıların yanında 10'un kuvvetleri olacak. 10 üzeri 2, 10 üzeri 1, 10 üzeri eksi 2 gibi sayılar. Şimdi bir kere en soldan başlayalım. Şu normalde sıralama 10 üzeri 2'yi gördüyseniz şöyle olması lazımdı. 10 üzeri 2, 10 üzeri 1, 10 üzeri 0, 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3. Sıralama bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi 10 üzeri 2'nin önünde 3 var. Bu 3 yazarız. 10 üzeri 1 var mı? Var. 5'i yazarız. Ha bu arada şuradan itibaren virgül olacak. Şu 10 üzeri 2, 10 üzeri 1, 10 üzeri 0. Virgülden sonra eksi 1, eksi 2, eksi 3'e geçeceğiz. Şimdi 10 üzeri 2'nin önündeki 3'ü yazdık. 10 üzeri 1'in önündeki 5'i yazdık. Şimdi burada 10 üzeri 0 yok. 10 üzeri 0 olmadığı için o boşluğu 0'da dolduruyoruz. Buradan sonra virgül. Şimdi 10 üzeri eksi 1 yok. Yine 10 üzeri eksi 1 yok. Artık virgül dedik. Eksililere geçtik. Eksi 1 de olmadığı için 0. 10 üzeri eksi 2 var. Onun önündeki 2'yi getiriyoruz. 10 üzeri eksi 3 var. Onun önündeki 7'yi getiriyoruz. İşte 350 tam 1/27 olarak ondalık sayımızı yazmış olduk. Çözümleme bu şekilde. Bu sıralamayı unutmayın. Yani bu sıralamaya göre tamamlıyoruz. Olmayanların yerine 0 koyuyoruz. Tabi buradaki eksili bölüme geçtiğiniz andan itibaren virgül gelmiş oluyor. Gelelim 10. ve son soruya. İşleminin sonucunun bilimsel gösterimini yazınız. Bu bir çarpma işlemi. Bunu çarpıp bunun sonucunu bilimsel gösterim istiyor. Bilimsel gösterimler neydi? Hemen şurada hatırlayalım. Mesela 3 çarpı 10 üzeri eksi 20. Yine 8,1 çarpı 10 üzeri 30 gibi. Şu sayıların 1 ile 10 arasında olacak. 10 olmayacak. 1, 2, 3, 1 de olacak ama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 da olacak ama 10'lu olmayacak. Yani 0 da olmayacak. Onun haricindeki bütün tam ya da tama virgülü olacak. Mesela burası 3 tamlı. Burası 8,1. Yani 8 tamlı gibi. Bunlar bilimsel gösterim oluyor. Biz şimdi şu işlemi yapmadan önce bir ben virgülden kurtarıp toparlayıp düzgün bir hale getirelim. Şimdi bu 0 virgülü oldukları için eksili olacak. Sağa doğru sayalım bak. Buradan sonra 1, 2, 3, 4, 5. Burası 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 diye şu virgülden kurtardık. Çarpı. Buraya gelelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Önce çarpma işlemini yapmadan şunları bir virgülden kurtarıp daha düzgün bir hale getirdim. Virgül demek sağa doğru kaydıkça üzerlere eksi 5 olarak yansıyor. Eğer virgül sola kaysa da artı olacaktı. Şimdi bunu çarparken şöyle 2 ile 8'i çarpalım. 2 kere 8 16. Bunları da kendi arasına çarpacağız. 10 üzeri eksi 5 ile 10 üzeri eksi 5'i çarptığımızda tabanlar 10 olduğu için üstler toplanır. Yandaki çarpım duruyor yalnız. 10 üzeri eksi 10. Bir daha söylüyoruz. Böyle duruma getirdik ya şimdi. 2 ile 8'i çarpıyorum 16. Çarpma işlemi devam ediyor çünkü. 10 üzeri eksi 5 ile 10 üzeri eksi 5'i çarparken hani 10 üzeri eksi 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 onlar aynı olduğu için ortak taban yazılır. Üstler toplanır. Eksi 5 eksi 5 daha eksi 10'dur ya. Oradan getirdik. Şimdi bu hala bilimsel gösterim değil. 16 olmayacak. Burası bir tamlı olacak. O yüzden ne yapacağım şimdi ben? 16'dan bir basamak virgül kaydıracağım. Bir basamak sola virgül kaydırıyorum. 1,6 çarpı 10 üzeri dikkat. Sayı 16'dan bir tama düştü. Sayı küçüldü. O zaman üst büyüyecek. Bir basamak üstün büyümesi demek. Eksi 10'u bir basamak büyütünce eksi 9 olur. Buraya dikkat. 16 çarpı 10 üzeri eksi 10 bilimsel gösterim değil. 16'nın bir basamak sola doğru virgül kaydırdık. 1,6 çarpı oldu. Şimdi o zaman eksi 10'un da değişmesi lazım. Sayı 16'dan 1,6'ya ne oldu? Küçüldü. O zaman üstünde ne olması lazım?
büyümesi lazım. Eksi 10'un bir basamak büyümesi eksi 9 demektir. Sakın buraya eksi 11 yazmayın. Eksi 11 küçük olmuş oluyor. Yani son olarak artık sorumuzun cevabı bilimsel gösterim olarak 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 9 olacak arkadaşlar. Bu da cevap oldu. Evet arkadaşlar, uzun bir video oldu ama hem yazılı sorularını çözdük hem de konu anlatımı yapmış olduk. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Böyle yazılı sorular olsun, denemeler, testler, konu anlatım videoları ara ara paylaşmaya devam edeceğim. Siz abone olup takipte kalmaya devam edin arkadaşlar. Yeni videolar gelecek. Hoşça kalın, görüşmek üzere.